yüzünde toplamları 9 olan farklı iki sayının yazılı olduğu 9 tane kart bir çubuğun üzerine görseldeki gibi asılıyor. Çubuğun farklı taraflarında bulunan Eren ve Mert kartların kendi taraflarındaki yüzünde yazan rakamlardan oluşan sayıyı kendi bakış yönlerine göre soldan sağa doğru okumaktadırlar. Eren'in bakış yönüne göre soldan sağa doğru okuduğu sayı 325.810.497'dir. Buna göre Mert'in bakış yönüne göre soldan sağa doğru okuduğu sayı aşağıdakilerden hangisidir? İki yüzünde toplamları 9 olan farklı iki sayı bulunuyor. Bu durumda toplamları 9 olacak şekilde Mert'in görebildiği tarafı yazalım. 7 ise Mert'in burada yazan rakamı 2. 9 ise 0. Toplamları 9 olacaktı. 9'dan 4'ü çıkardık. Burada 5. 9'dan 0 çıkardık. 9. 9'dan 1 çıkarırsak burası 8. 9'dan 8 çıkarırsak 1. 9'dan 5 çıkarırsak 4. 9'dan 2 çıkarırsak burada 7. 9'dan 3'ü çıkarırsak burada da yazan sayımız 6. Mert'in soldan sağa okuma şekli şu yönde okuyacak. Yani sayımızı bu şekilde görüyor. Artık sayımızı okuyabiliriz. Bölüklerini ayıralım. Üçerlik gruplara ayırıyorduk. Bu durumda bölükleri ayırdıktan sonra sayımızı okumak istersek 205.981.476 oldu. Yani doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı. Yeşilay haftasında yayınlanmak üzere Sigarayı Bırak, Hayatı Bırakma isminde biri 1,5, diğeri 2 dakika süren kısa filmler hazırlatılmıştır. Bu kısa filmlerin her bir saniyesinde 24 tane fotoğraf ard arda gösterilmektedir. Hazırlatılan bu kısa filmlerde gösterilen fotoğraf sayıları arasındaki fark kaçtır? Önce 1,5 dakikada gösterilen fotoğraf sayısını bulalım. Yani 1,5 dakikayı saniyeye çevireceğiz. Burada bize zaten vermiş 1 dakika 60 saniye şeklinde ifademizi. 1,5 dakikayı biz de saniyeye çevirelim. O da 90 saniye yapıyor. Yine 2 dakikayı saniyeye çevirelim. 120 saniye yaptı. Artık gösterilen fotoğraf sayılarını bulalım. 24 tane fotoğraf gösteriliyordu her bir saniyede. Bu durumda 90 ile 24'ü çarparız. 4 kere 0 0, 4 kere 9 36, 2 kere 0 0, 2 kere 9 18, 0 6 11, 2160 oldu. Diğerini bulalım. 120 saniyeydi. 24 fotoğraf vardı her bir saniyede. 4 kere 0 0, 4 kere 2 8, 4 kere 1 4. 2 kere 0 0, 2 kere 2 4, 2 kere 1 2. 0, 8, 8, 2, 2880 oldu. Aradaki farkı soruyordu bize. Bu durumda 2880'den 2160'ı çıkaralım. 0, 2, 7, 0. 720 oldu. Doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı. Bir bina görevlisi aşağıdaki asansörü kullanarak her birinin kütlesi 47 kilogram olan kolileri binanın en üst katına taşıyacaktır. Bu asansör 375 kilogramdan fazla yük koyulması durumunda hareket etmemektedir. Buna göre kütlesi 74 kilogram olan görevli asansöre kütleleri 47 kilogram olan kolilerden en çok kaç tanesi ile bindiğinde asansör hareket eder? Asansörümüzün taşıma kapasitesi 375 kilogram olarak verilmiş. Bu durumda 375'ten önce asansöre binecek olan görevlinin ağırlığını çıkaralım. 74 kilogramdı görevlimiz. Çıkardığımızda 301 olarak bulduk. Burada bulduğumuz 301'i artık neye böleceğiz? Kolilerin bir kolinin ağırlığına, yani 301'i 47'ye bölelim. 6 kere var. 6 kere 7 42, 4 elde. 6 kere 4 24, 4 elde 28. Çıkaralım. 11'den 2 çıktı 9. 9'dan 8 çıktı 1, 0. Yani 6 tane koli taşıyabiliyor. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. Kütle ölçmeye yarayan eşit kollu terazinin bir kefesinde cisim diğer kefesine ağırlık konulur. Terazide sağ ve sol kefeler aynı seviyede olduğunda denge sağlanmış olur. T
Terazi dengede olduğunda cismin kütlesi kullanılan ağırlıkların kütleleri toplamına eşittir. Bir paketin kütlesini bulmak isteyen Zeynep aşağıda verilen eşit kollu teraziyi ve ağırlıkları kullanmıştır. Kullanılan her ağırlığın kilogram cinsinden kütlesi üslü ifade şeklinde ağırlıkların üzerine yazılmıştır. Zeynep terazinin sol kefesinde paketi, sağ kefesine 2 mavi, 1 sarı, 3 kırmızı ağırlık yerleştirdiğinde terazinin dengede olduğunu görüyor. Buna göre Zeynep'in terazinin sol kefesine koyduğu paketin kütlesi kaç kilogramdır? Zeynep'in koyduğu ağırlıklara bakalım. 2 tane mavi, 1 tane sarı, 3 tane de kırmızı ağırlık yerleştiriyor. Ağırlıklarımızın üslü şekilde verilen ifadelerinin sayısal değerini bulalım. 2 üzeri 3 yani 2'nin kübü, 3 tane 2'nin yan yana yazılıp çarpılması demekti. Çarparsak 8 oldu. 5'in karesi, 2 tane 5'i yan yana yazıp çarparsak 25 oldu. 3'ün karesi, 2 tane 3'ü yan yana yazıp çarparsak da 9 oldu. Yani buradaki ağırlığımız 8 kilogramlık, 25 kilogramlık ve bu da 9 kilogramlık. 2 tane mavi kullanmış. Yani 8'e ne yapacağız artık? 2'yi çarpacağız. 16 kilogram oradan geliyor. Daha sonra bir tane sarı, yani 25 kilogram ekleyeceğiz üstüne. 3 tane de kırmızı kullanmış. 3 ile 9'u çarparsak 27 de oradan gelecek. Toplayalım. 6, 5 daha 11. 7 eklersek 18. Bir evdemiz var. Toplarsak 68 oldu. Doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı. Mehmet Usta 552 santimetre uzunluğundaki tahtanın tamamını kullanarak 180 santimetre uzunluğunda bir merdiven yapacaktır. Bunun için tahtayı aşağıdaki gibi aralarında eş olan ikisi uzun, dördü kısa toplam 6 parçaya ayırıyor. Daha sonra uzun parçaları dikey, kısa parçaları yatay olarak koyup aşağıdaki merdiveni yapıyor. Buna göre kısa parçaların uzunluğu kaç santimetredir? Merdivenimizin uzunluğu 180 santimetre olacağına göre verilen buradaki parçaların uzunluğu, uzun parçalarımızın uzunluğu 180 santimetredir. Her iki parça 180 santimetre olduğuna göre 180 ile 2'yi çarpalım. Çarparsak 360 santimetresini bu kısımda kullandı. Bu durumda uzunluğumuz 552 santimetreydi tahtanın. 552'den 360'ı çıkaralım artık. Uzun parçalarımızı biliyoruz. 2, 15'ten 6 çıktı, 9, 4'ten 3 çıktı, 1, 192. 192'yi de 4 eşit parçaya böleceğiz. 4'e bölelim. 19'da 4, 4 kere var. 32'de 8 kere var. Çıkarırsak 48 santimetre olarak bulduk. Doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, 2020 yılında Güneş sistemindeki en yakın komşumuz olan Mars'a yeni bir uzay aracı gönderecektir. Uzay meraklılarını bu görevin içine isimleriyle dahil etmek isteyen NASA, ismini Mars'a gönder adlı bir kampanya başlattı. Bu kampanyada formu dolduran ziyaretçilerin isimleri uzay aracının içindeki çipe yazılacak. Aşağıda bu kampanyaya katılan bazı ülkeler, bu ülkelerin bulunduğu kıtalar ve bu ülkelerden katılan kişi sayıları verilmiştir. Yukarıda verilen Avrupa kıtasındaki ülkelerden kampanyaya katılan kişi sayısı, Amerika kıtasındaki ülkelerden kampanyaya katılan kişi sayısından kaç fazladır? Avrupa kıtasından katılanları bulalım. Avrupa kıtasından katılan ülkelerimizden gelen kişileri yazalım hemen. 95.316. Daha sonra 9.654. 58.048. Toplayalım. 6, 4 daha 18 eklersek 18 elde birimiz var. 1, 1, 2, 5 eklersek 7, 4 eklersek 11, 1 eldemiz var. 1, 3 daha 4, 6 eklersek 10, yine 1 eldemiz var. 5, 1 daha 6, 9 eklersek 15, 8 eklersek de 23 oldu. 2 eldemiz var. 2 ile 9 toplarsak 11, 5 eklersek 16. Yani 163.018 oldu. Amerika kıtasından katılanlara bakalım. Buradaki yazalım hemen. 97.909. Daha sonra 22.419. Daha sonra da 908. Toplayalım. 9, 9, 18, 8 eklersek 26. 2 eldemiz var. 2 ile 1'i toplarsak 3.
9'da 4'ü toplarsak 13, 9 eklersek 22, 2 eldemiz var. 2 ile 7'yi toplarsak 9, 2 eklersek 11, 1 eldemiz var. 10, 12. Yani 121.236 oldu. Aradaki farkı soruyordu bize. 163.018'den 121.236'yı çıkaralım. 8'den 6 çıktı 2, 11'den 3 çıktı 8, 9'dan 2 çıktı 7, 2'den 1 çıktı 1, 6'dan 2 çıktı 4. 41.782 oldu. Doğru cevap seçeneğimiz A şıkkı. Kenar uzunlukları A ve B olan dikdörtgenin alanı A çarpı B'dir. Ayşe Hanım halılarını yıkatmak için 4 farklı firmadan fiyat teklifi almıştır. Bu firmaların halının türüne göre metrekaresini yıkama fiyatları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Ayşe Hanım'ın yıkatmak istediği dikdörtgen şeklindeki halıların türleri ve kenar uzunlukları aşağıda verilmiştir. Ayşe Hanım bu halıları yıkatmak için hangi firmayı seçerse ödeyeceği toplam fiyat en az olur. Önce verilen halılarımızın metrekaresini bulalım. 4 ile 3'ü çarparsak 12 metrekare yapıyor buradaki halımız. Yine 4 ile 3'ü çarparsak 12 metrekare. 3 ile 2'yi çarparsak 6 metrekare yapıyor. Daha sonra ödeyeceği fiyatı bulalım. K firmasına verirse halılarını. El dokumaları için 10 lira. El dokuması halımız da 12 metrekareydi. 10 ile 12'yi çarparsak 120 lira yapıyor. Artı makine halısı 8 lira. 12 metrekareydi halımız. 12 ile 8'i çarparsak 96 yaptı. Yün halıları yıkama ücreti 6 lira. 6 metrekare. O zaman 6 ile 6'yı çarparsak 36 lira yaptı. Toplarsak 6, 6, 12. Elde birimiz var. 15. Bir de 252 lira yaptı. L firmasına bakalım. 12 ile 12'yi çarparsak 144. Makine halısı 6 liraymış yıkama fiyatı. 12 ile 6'yı çarparsak 72 yaptı. 7 ile yine 6'yı çarparsak 42. Toplayalım. 8, 7, 4 daha 11. 4 eklersek 15. Bir eldemiz var. 258 oldu. M'yi bulalım. El dokuması halının metrekaresini 16 liradan yıkıyor. 16 ile 12'yi çarparsak 192 lira yapıyor. Artı 8 ile 12'yi çarparsak 96 lira. 5 ile 6'yı çarparsak da 30 lira yaptı. 6, 2 daha 8. 9, 3 daha 12. 9 eklersek 21. 2 eldemiz var. 318 lira yaptı. N'ye bakalım. 10 ile 12'yi çarparsak 120. 6 ile 12'yi çarparsak 72. 6 ile 8'i çarparsak da 48 yaptı. Toplayalım. Buradan 8, 2 daha 10. Elde birimiz var. 7, 4, 11, 13. Bir de eldeydi 14. Bir eldemiz var. 2, 240 lira yaptı. Bu durumda en uygun fiyat N'de. Yani doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı. Eski zamanlarda yaşayan insanlar değişik semboller kullanarak sayılar oluşturmuşlardır. Ulaşılan belgelerde eski Mısırlıların günümüzde kullanılan onluk sayı sistemine uygun bir sistem kullandıkları anlaşılmıştır. Aşağıdaki tabloda eski Mısırlıların kullandıkları bazı semboller ve bunlara karşılık gelen doğal sayı verilmiştir. Aşağıda tablodaki semboller kullanılarak 1234 ve 21340 sayılarının gösterimi verilmiştir. Berra öğretmen bu sembolleri kullanarak aşağıdaki toplama işlemini yazıyor. Berra öğretmenin yazdığı bu toplama işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Verilen toplama işleminde verilen ifadelere bakalım. Burada baktığımızda bu şeklimiz neye karşılık geliyor? 10.000'e. Yani bir tane 10.000'liğimiz var. Daha sonra 5 tane 1.000'liğimiz var. Yani 15.000 yaptı. 4 tane 100'lüğümüz, bir tane 10'luğumuz, 2 tane de 1'liğimiz var. Hemen yazalım. 15.000, 4 tane yüzlüğümüz vardı. 412. İlk sayımız bu. Diğer sayımıza bakalım. Bir tane 10.000'liğimiz var. Burada baktığımızda binler basamağı boş. Bu durumda 1 yazalım. Binler basamağına da 0'ı koyduk. 3 tane de yüzlüğümüz var. Yüzler basamağımıza 3'ü yazdık. 2 tane 10'luğumuz var. 2'yi yazdık. 5 tane de 1'liğimiz var. Toplayalım sayımızı. 7, 3, 7, 5, 2. 25.737 oldu. Doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı.